Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir video ile yine beraberiz ve bu videoda Last Ronin hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayağı bir ara vermiştik videolara, hızlı şekilde geri dönmemiz iyi olur diye düşünüyorum. Ayrıca aklımda bir tane olay var, onu da duyurusunu yapmam lazım. Son zamanlarda çizgi romanların ayrı şekilde komplo teorilerine aşırı şekilde dalmış bulundum. Titanic'ten tutun uzaylısına, Messi'sine kadar gözlerimi fal taşı gibi açan bir sürü komplo teorisi dinledim. Bu konulara eğer ilgisi olan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Twitter'dan mesaj atabilirse çok iyi olur. Kendisini yayına davet etmek isterim. Bu arada Kerim bir süper teşekkür daha yollamış. Illuminati'nin yediği bokla gizli istila olayını yorumlamış. Gerçekten öyle. Illuminati çok acayip. Amaçları dünyayı korumak aslında ama olayları her seferinde bir mallıkla sonuçlanıyor. Onur Taktakoğlu da böyle karışık hikayeyi çok güzel özetlemişsin, tebrikler deyip süper teşekkür yollamış. Bir süper teşekkür de Sergey'den gelmiş. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kesenize bereket diye söyleyeyim. Konumuza dönecek olursak da ilk bölümün özeti olarak şunları söyleyeceğim. Usta Splinter ve 3 tane ninja kaplumbağa ölmüş. Hayatta kalanın Michelangelo olduğu ortaya çıkmıştı. O da kardeşlerinin ve babasının intikamını almak için Foot adındaki klana saldırı yapmış ve başarısız olmuştu. Aldığı hasarların ardından da gözlerini April'ın yanında açmıştı. Hikayenin devamı ise April'ın yataktan kalkmasıyla başlıyor. Bir flashback sahnesi var. Kendisi ise gözyaşlarıyla çıkıyor yataktan. Geçmişi hatırlıyor burada. Bu Michelangelo'nun tek başına kalmasından önce yaşanan son olayların hemen öncesi burası. April ve Casey kaplumbağaları ve Usta Splinter'ı yemeğe çağırmışlar. 6.30 diye özellikle belirtmişler ama hala gelen giden kimse yokmuş ortada. April da meraklanıp Casey'e soruyor. Nerede kaldı bunlar? Yemekler soğuyacak. Tam saati söyledin değil mi gibisinden. Hani normal yemek telaşı, öyle söyleyeyim. Casey de April sakin ol. Biliyorsun onların kullandıkları yollarda bir yerden bir yere gitmek hep zor olmuştur diye açıklama yaparak sakinleştiriyor kadını. Meğer Casey April'a evlenme teklifi etmiş. April de kabul etmiş bu teklifi ve bu önemli duyuruyu yapmak için bütün ekibi buraya çağırmışlar. Bu yemeğin ana konusu aslında buymuş yani. April en sonunda bu böyle olmayacak deyip Donatello'yu aramaya karar veriyor. Telefonu eline aldığı gibi eli ayağı kan içerisinde olan Rafael kapıdan dalıyor içeriye. Hiç durmadan masayı boşaltmaya koşuyor. Sandalyeleri ve masanın üzerine ne varsa her şeyi kenara atıyor orada. April ne oluyor Rafael diye sorunca Rafael pusuya düşürüldüğünü anlatıyor orada. Üzerinde kan olunca iyi misin, yaralandın mı diye soruyor. Rafael de beni boş ver Usta Splinter derken Michelangelo ve Donatello Usta Splinter'la içeriye dalıp nereye diye soruyorlar. Bu anılar April için biraz can sıkıcı anılar sanırım. Bunları hatırlayınca ağır adımlarla yataktan kalkmaya yelteniyor ama tam kalkmıyor. Komodinin üzerinde ise bir tane protez kol var. Yerde de bir tane protez bacak var bu arada. Onu da söylemiş olayım, hani göstermişlerdi burada. Masanın üzerine Usta Splinter'ı sakince yerleştiriyorlar. Daha tamamen yatıramadan masa üzeri kan revan içinde kalıyor zaten. April, Donny bana yardım et. Kıyafetleri kesip kanı temizleyelim diyor. Donatello ise şok içerisinde zaten. Ben nereden başlayacağımı bilmiyorum diye cevap veriyor orada. April, Donatello'yu kendine getirdikten sonra tamam özür dilerim diyor ama gözünden de yaş geliyor bir yandan. Casey de önce kim yapar lan böyle bir şey diye atarlanıyor. Cevabını aldıktan sonra Rafael'e kalk gidiyoruz intikam alacağız diye ayaklandırıyor orada. Rafael de zaten kendinden buna hazır olduğundan Foot Clan'ında kim varsa bunun bedelini ödeyecek diye yükselmeye devam ediyor. Ama Leonardo sakinleştiriyor onu. Şu anda gitmemeleri gerektiğini söylüyor ona. Ben zaten hepsinin peşindeydim. Doğuya doğru kaçtılar diye söylüyor. Bu Foot Clan ile aralarında bir barış anlaşması varmış. Leonardo bu anlaşmanın bu kadar uzun sürmesine bile şaşırmış. Babasının nasıl olduğunu soruyor April'a. April, Usta Splinter'ın çok fazla kan kaybettiğini, ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ancak gerçek bir doktor müdahalesi olmazsa Usta Splinter'ı kaybedeceklerini söylüyor. Leonardo aldığı cevaptan sonra Casey'den karavanı hazırlamasını istiyor. O da Doktor Lee'yi arayacakmış. April Usta Splinter'ı hareket ettirmemeleri gerektiğinin farkında ama yapabilecekleri bir şey de yok bu noktada. O sırada da Usta Splinter zar zor Oroku'nun Hamato ile savaşması an meselesiydi. Karai tek seferde her şeyi bitirecek diye söylüyor. Michelangelo merak etme sensei, seni kurtaracağız derken Rafael'in odadan çıktığını fark ediyorlar. April bunları hatırladıktan sonra yataktan kalkıyor. Hani biraz önce odadaki komodinin üzerindeki protez kol ve yerdeki protez bacak vardı ya. Onlar April'a aitmiş. Kadın yataktan kalkınca sinirli önce kolunu takıyor, sonra bacağını yerleştirmeye çalışıyor ama artık orada ne oluyorsa protez bacak bir anda sekip fırlıyor oradan. Fırladığı yere bakıyor April. Orada da Casey'nin maskesi ve hokey sopaları var. Sanırım kollerin içerisinde de onun eşyaları vardır. April Casey'den yardım istiyor ama Casey falan yok ortada. Sonra da işini kendisi hallediyor zaten. Kaplumbağalara dönecek olursak da Michelangelo bir tane kibrit yakıyor. Bir yandan da kardeşlerinin seslerini duymaya devam ediyor tabii. Bir tanesi April'ın hala hayatta olması durumunu çılgınlık ya diye yorumluyor. Leonardo evet herhangi birisinin kurtulmasına bile inanmak zor diyor orada. Rafael de mucizeden bahsediyorsunuz değil mi deyip lafı Michelangelo'ya atıyor. O da evet aynen. Hatırladığım son şey zaten patlama, sonra da puf
diye cevap veriyor. Oradan çıktığımda çok kötüydüm. Günlerce hiçbir şey hatırlayamadım dedikten sonra kardeşleri arasında ufak çapta bir tartışma çıkıyor. Biri özledim galiba o günü diye söylüyor. Birisi niye ki lan diyor. Birisi Donnie'ye koca kafan yüzünden girdiğimiz dertler mi diye soruyor. Donnie o koca kafa sizi çok fazla dertten kurtardı diye cevap veriyor. Böyle bir tartışma devam ederken Michelangelo sinirlenip yetmez, asla yetmez diye bağırmaya başlıyor. Kardeşlerden bir tanesi de neyse en azından ben ilk yanlışımda kendimi yok etmeye çalışmıyorum deyince Michelangelo ocakta su kaynattığı demliği fırlatıp seni aptal, ahmak, bütün hayatın kendinle alakalıydı zaten. Senin başlattığın en embesil kavgalarda bile ben vardım. Şimdi kalkıp beni mi yargılıyorsun? Benim tek yönlü görevimi biliyorsunuz. Babamız için, ailemiz için, onurumuz için diye atarlandıktan sonra kardeşlerinin aslında orada olmadığını fark edip sakinleşiyor. Devamında da onlarla yeniden konuşmaya başlıyor. Bakın ben ölmüş olmalıydım. Oradan düşmek beni öldürmeliydi ama ölmedim. Hala buradayım. Dövüşebilmek için hayattayım. Kavgayı kaybetmiş olabilirim ama savaş hala devam ediyor. Hala bitmedi bu savaş. Bizden çaldıkları çok fazla şey var ama artık bitti. Tabii bunları söylerken bir yandan kardeşlerine ve kendisine çay demliyor. Başladığımız şey neyse ben tamamlayacağım. Usta Splinter'ın bizi büyütürken öğrettiği gibi son Orok'u ölmeli diye kardeşleriyle birlikte ant içiyor orada. Devamında da Usta Splinter'ın ağır yaralandığı geceye geri dönüyoruz. Hatırlarsanız eğer Rafael kardeşlerini ve ustasını bırakıp oradan ayrılmıştı. Oradan çıkıp önce bir binaların üzerinden geçiyor. Devamında metronun hatlarına iniyor. Kanalizasyona inip kan kokusunu aldığı gibi de hemen oradaki bir elemanı yakalayıp Karai'nin nerede olduğunu soruyor. Cevap alamayınca da embesiller deyip yoluna devam ediyor orada. Karai ise askerlerini azarlamaktaymış şu anda. Ben size çok basit bir tane görev vermiştim. Mutantları öldürün. Bunu başaramadıktan sonra da buraya gelip kendi yaralarınızı mı tedavi etmeye başladınız? Bu katlanılamaz bir şey. Başladığımız şeyi bitirmeliyiz. Hamato ve Food klanları arasındaki barış bozuldu. Kan döküldü ve artık geri dönüş yok derken oradaki askerlere sessizce bir saldırı yapılıyor. Bir el askerlerden bir tanesini boğazından yakalayıp kırıyor. Bu durum iki kişinin dikkatini çekiyor. Arkalarını döndüğünde Rafael bu defa onlara saldırıyor. Tabii bu kar topu etkisiyle etrafa yayılmaya devam ediyor. Rafael havaya zıplayıp bıçaklarla bir saldırı daha yaparak bütün kalabalığı dövmeye başlıyor. Önüne geleni indiriyor Rafael orada. Sonrasında tabii Karai de fark ediyor Rafael'i. Demek bizim başarısızlığımız bizi buldu. Öyle olsun deyip adamlarına canavarı yok edin diye bağırarak emir veriyor. Rafael de bu emre karşılık gelin lan diye cevap veriyor böyle atarlanarak. Ninja Kaplumbağa bir yandan adamları dövüyor. Bir yandan da Karai'ye laf atıyor. Pis işlerini yapmak için pısırık askerlerini mi gönderiyorsun? O hatayı bu gece bir kez yaptın zaten. Aileme pusu kurdunuz, babamı öldürdünüz. Bu yolun sadece bir tane sonu var diye bağırıyor. Yalnız adamları döverken hiçbir şekilde hasar almıyor diye bir durum yok. Rafael'e bir sürü eleman farklı farklı ekipmanlarla saldırdıkları için adamın her yeri kanrevan içerisinde kalıyor ama nereden hasar aldığı tam olarak belli değil. Karakterimiz böyle bir kavganın arasında Karai'ye şimdi bu pisliklerin arkasına saklanmayı bırak da çık karşıma, yüzleş benimle, sonra da hep hepimiz için bu olaya bir son verelim diye söylüyor. Karai de Rafael'in üzerine atladığı gibi seni ahmak, eğitilmemiş yaratık diye laf atıyor. Rafael de yaratık mı? Lan senin en ufak bir fikrin bile yok deyip Karai'nin ağzına tekmeyi basıyor. Karai kendisine geldikten sonra Rafael'le yüzleşmeye devam ediyor. Rafael'e askerlerim senin kafanı koparma görevinde başarısız olmuş olabilirler. Ancak ben bu işi rahat bir şekilde yaparım diye söyleyip elindeki kılıcı Rafael'in kafasına doğru sallıyor. Tabii Rafael de boş bir karakter olmadığı için bir şekilde o hamleden kaçabiliyor. Sonra da Karai'ye işte başaramadım şimdi sıra bende deyip iskelenin ucunda kadını arkaya çekerek suya atlıyorlar. Rafael'in buradaki stratejisi sanırım Karai'ye tutabildiği kadar tutup boğulmasını sağlamak değil. Bir koluyla kadını kilitler şekilde tutmaya çalışıyor. Diğer eliyle de silahını tutmuş kadının sırtına saplamaya çalışıyor. Bunu orada başarabiliyor ama Karai de Rafael kendisini tutarken Rafael'in bacağındaki silahı alabilmiş. Fırsatını bulduğu gibi de yani Rafael kendi silahını Karai'nin sırtına saplarken Karai de Rafael'den aldığı geniş kocaman bıçağı Rafael'in boğazına saplıyor orada. Aldığı bu büyük kanlı darbenin ardından iki düşman birbirinden ayrılıyor. Karai kendi adamları sudan çıkarırken Rafael suyun derinliklerine doğru batmaya devam ediyor. Ve Rafael'le alakalı olarak görünen son şey kanlardan dolayı kıpkırmızı olmuş olan suyun içerisinde derinliklere doğru giden silah oluyor. Diyerek de videomuzu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Rafael'i çok seviyordum bu arada. Çocukken en yakın hissettiğim karakter bu arkadaştı normalde. Bu sahneyi görünce de tüylerim diken diken olmuştu. Gözlerim çok kötü olmuştu bayağı bir. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I just wish he knew.